Evet, herkese selamlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün yine bize özgü bir içerikle karşınızdayım. Başlıktan da anladığınız gibi, daha önce de birkaç kere yaptığımız gibi dolandırıcılar hakkında konuşacağım. Tek tek birkaç tane video çekmiştim ve bunları çok detaylı anlatmıştım. Bu sefer internette başınıza gelebilecek tüm dolandırıcılık çeşitlerini sıraladım. Aklıma gelenleri tabii ki. Yaklaşık 14-15 tane dolandırıcılık çeşidi anlatacağım. Bazılarını çok hızlı geçeceğim. Çok detaya girmeye gerek yok. Zaten anlatmak istediğimi anlayacaksınız. Neden bu videoyu çektiğimi de söyleyeyim. Yani çok fazla dolandırıcılık olayı oluyor maalesef. Çok kansızlar var ve bana da çok DM atıyorsunuz, işte şöyle dolandırıldım, yok şöyle bir şey var, acaba dolandırıcı mı gibi. Ben de bunlara bir rehber olsun diye hepsini bir videoda toplamak istedim. Şöyle bilgisayarımızı da açalım. Ben buraya notlarımı almıştım. Hiçbir şeye atlamayayım diye böyle konu başlıkları halinde yazdım. Bu arada diğer yaptığım dolandırıcılık videolarında iki tanesi için konuşuyorum. Başıma böyle ufak tefek şeyler geldi. Yok işte ihtar verdiler, mahkemeye vereceğiz gibisinden bir uyarı çektiler bana. Tehditler oldu vesaire. Çok sıkıntı değil çünkü boşa çıkıyor genellikle. Çünkü onlar hatalı. Yani bir yere kadar tehdit edebiliyorlar, öyle söyleyeyim. Ama yine de her şeye rağmen ifşalamaya devam. Sizden ricam, bu videonun altına sizin de başınıza gelen bu anlattıklarımdan farklı bir dolandırıcılık varsa yazabilirsiniz. Detaylandırırsanız daha da güzel olur. Belki bu videonun ikincisini de çekebilirim. Bu arada bekleyenler için şunu da söyleyeyim. Dolap hesabımın linkini aşağıda açıklama kısmına bıraktım. İkinci el kullandığım ürünleri veya tanıtıp hemen sattığım ürünler var. Onları listeliyorum. 1-2 haftaya toplu olarak yüklenecek. Bilginiz olsun. Yaklaşık bir 20 tane ürün falan yükleyeceğim sanırım. O yüzden önceden takip edin ki kaçırmayın hiçbir şeyi. Neyse, artık konumuza geçelim. Birinci olarak gümrük malları dolandırıcılığı yazmışım. Evet, bu bana en çok sorulan şey. O yüzden en başa yazdım. Instagram'da adında gümrükle alakalı herhangi bir sayfa görürseniz emin olun ki o dolandırıcıdır. Bu dolandırıcılık sistemi şöyle oluyor. Zaten gümrük yazarsanız arama yerine, abartmıyorum, 100'den fazla sayfa çıkacaktır bu şekilde. Hepsi de aynı şeyleri söyler. İşte gümrükten ihaleyle aldığımız ürünleri perakende olarak satıyoruz. Adınıza faturalı, iade var, değişim var falan filan. Her şey var. Şimdi bunların dolandırıcı olduğu çok belli. Atıyorum iPhone 11'den örnek verelim. İkinci el piyasası 6000 lira civarında gezen bir telefon. Adamlar işte az kullanılmış, güya uçakta unutmuş biri. Onu almışlar 3500 liraya sizin adınıza faturalı satıyorlar. Mantıklı mı sizce? Gidersin abi, çıtır çıtır fatura falan da kesmene gerek yok. Bir telefoncuya ikinci el 5000 liraya anında satarsın onu. Niye size böyle bir kıyak geçsinler ki? Ya bir de yani iade var. Bu en büyük yalan zaten. Bunu da işte insanlara biraz daha güven versin diye yapıyorlar. Bir de şöyle bir şey yazarlar, o fikstir zaten. 700 lira ve üstü satışlarda kapıda ödeme imkanı yok. Sadece havale EFT yazıyorlar. Ya zaten senin 700 liranın altında sattığın bir ürün yok. Bakarsanız zaten hep aynıdır işte. 2000 lira, 3000 lira, 15 bin liraya kadar gidiyor böyle. PlayStation 5'ler, işte iPhone'lar, MacBook'lar, kulaklıklar, aklınıza ne geliyorsa. Ve böyle kendi Instagram isimlerini falan yazarlar altına. Güvenmeyin bunlara, çok kolay bir şey. O kadar telefonu bir telefoncuya gidersin, arkadaşın vardır, eline tek tek alıp çekersin. Şimdi ekran görüntüsünü yanda göreceksiniz. Gümrük yazdım sadece. İşte gümrük ticaret TR, gümrük elektronik, gümrük iletişim, gümrük malları böyle böyle türetiyorlar. Bakın birisi de yazmış zaten, gümrük sayfaları dolandırıcıdır diye. Büyük ihtimalle ağzı yanan bir arkadaş. Bu arada güzel bir içerik olmuş. Yani direkt gümrük yazdığınızda çıkıyor. Birçok kişiyi de engellemiştir eminim. Güzel yapmış. En baştaki siteye giriyorum. Mesela bir tanesine girdim sayfalarının. Açtım. Ürün iPhone 12. Piyasa değeri 10.000 lira civarında. Arkadaşlar sağ olsun 6.750 TL'ye satıyor. Altında yazmış gümrükten ihaleyle aldığımız ürünlerdir diye. Böyle bir şey yok. 750 TL ve altı ürünlerde kapıda ödeme fırsatı diyor. Bakın bu sizi güvendirmek amaçlı yaptıkları bir yalan ama 750 liranın altında söylediğim gibi ürün yok. Ödeme, havale, EFT işte. Bir de garantileri aldığınız gün başlıyor. Böyle bir şey de var yani. Böyle bir kıyak da geçiyorlar size. Bakın mesela görüyorsunuz, yorum yapamıyorsunuz. Yorum kapalı. Neden? Çünkü dolandırdıkları insanlar oradan işlerini bozacak diye direkt yorumları kapatıyorlar. Yorum kapalıysa direkt kaçın zaten. Başka bir sayfaya daha giriyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu da çok önemli. TikToker'lara vesaire abi reklam verdiriyorlar. Paraya ihtiyacı olan küçük influencer'lara veya çok güzel bir kıza, atıyorum 2000 lira paslıyorlar. Adlarına sanki daha önce alışveriş yapmış gibi video çektiriyorlar. Açalım mesela. Merhaba arkadaşlar, gümrük iletişim sayfasından almış
olduğum cihazım elime sorunsuz bir şekilde geldi. Sizler de Türkiye kayıtlı orijinal cihazları almak istiyorsanız Gümrük İletişim sayfasından sorunsuz bir şekilde şeffaf kargo ile alabilirsiniz. Bu arada şeffaf kargo da yok ha. Öyle millet güvensin diye işte. Ha bakın mesela başka bir şey daha buldum. Bunda yorumlar açık gözüküyor. Yoruma tıkladığınızda gönderideki yorumlar sınırlandırıldı diyor. Yani yorumu açık paylaşıyor, sonradan yorumları kapatıyor. Herhangi bir telefoncuda çekilmiş. Bakın Yıldız Gümrük bilmem ne yazmış böyle. Buranın telefoncu olduğu çok belli. Yani o yüzden bana lütfen bir daha gümrükle alakalı sayfaları getirmeyin ve siz de hiç bulaşmayın. Şunu da eklemek istiyorum. Bir ürün değerinden ucuzsa elbet bir bokluk vardır onda. Bunu her zaman aklınızda tutun. Çok önemli. Nerede olursa olsun. Bu gümrük olayını çok uzattım ama detayına inmek istedim. Bunun diğerlerine biraz daha hızlı geçeceğim. İkinci sırada işte evde günde 4 saatinizi ayırarak ayda 5000 lira, 6000 lira, 10000 lira kazanabilirsinizciler var. Bu nasıl oluyor? Biliyorsunuz pandemideyiz ve insanlar evinde çoğu işsiz vesaire bir şekilde para kazanmanın yolunu arıyorlar. Böyle incik boncuk sayfaları var. Bu değişiyor bu arada. Çok farklı sayfalar halinde de gelebiliyorlar size. Atıyorum işte günde 4 saat incik boncuk yaparak, kolye yaparak ayda 10 bin lira, 5 bin lira kazanabilirsiniz gibi şeyler var. Şimdi öncelikle bu da yalan. Yani o işleri yaparak 5 bin lira kazanamazsınız. Zaten böyle bir şey yaptıracak adam alır yanına bir tane asgari ücretli eleman. Ona günde 4 saat değil 8 saat 10 saat yaptırır. Zaten bir kere mantık hatası var burada. Hadi Türk'ü de geçtim. Afgan, Suriyeli, Iraklı birçok çok böyle daha ucuz paralara çalışan insanlar var. Alır abi senin yapacağın işin 10 katını yaptırır ve aynı parayı verir belki de. Şimdi bunlar nasıl dolandırıyor ona gelelim. Atıyorum siz yazdınız bu şekilde falan tabii diyorlar vesaire. Hemen başlayalım. Size işte incik boncukları göndermemiz gerekiyor ama güven amaçlı. Hem de bu malların fiyatı olan atıyorum 150 liraya 200 liraya EFT yapmanız lazım. Kargo bilgilerinizi falan alıyorlar. Hemen göndereceğiz diyorlar. Siz o parayı yolluyorsunuz havaleyle. Bay bay. Hatta benim yakın bir arkadaşımın başına geldi. Yani böyle şeyler çok oluyor. Kanmayın. Kolay para kazanmak diye bir şey de yok. Gelelim üçüncüye. Çekiliş dolandırıcılıkları. Atıyorum bir çekilişe katıldınız. Gerçekten katıldınız bir sayfanın çekilişine. Ve size 5-6 gün sonra DM'den mesaj geliyor. İşte tebrikler iPhone 12 Pro Max kazandınız. Hemen siz de düşüyorsunuz tabii. Yazıyorsunuz işte nasıl alabilirim bilmem ne. İşte adınıza faturalı yollanacak ama ürün yurt dışından geldiği için belli bir gümrüğü var. İşte atıyorum 600 lira 500 lira gibi bir tutar. Bunu ödediğiniz zaman size direkt kargoluyoruz diyorlar. Şimdi burada da bir mantık hatası var. Sana 15 bin liralık bir telefonu çekilişle hediye ediyorlar ve senden o 500 liralık gümrük parasını mı istiyorlar? Yani çok mantıksız değil mi? Onu da öde, paşa paşa ver hediyeni. Ki şöyle bir durum daha var. Yurt dışından telefon getirteceğiz diyorlar. Kargoyla giriyormuş ki ya. Telefonun kargoyla Türkiye'ye girmesi yasak. Bu da ikinci anlamsız şey. Bana bu da çok geliyor bu arada. Yani atıyorum adamlar fake bir çekiliş yapıyorlar. 10 bin kişi falan katılıyor. Hepsine mesaj atıyorlar. Kimi yerlerse. Tabi size de gelince hemen az paralar değil yani. 15 bin liralık telefon. İster istemez böyle bir acaba oluyorsunuz. Ama dediğim gibi tamamı dolandırıcılık. Sizden bir şey için para istiyorlarsa iki kere düşünün diyeyim. Ha, gümrük demese de kargo ücreti var işte atıyorum 20 lira 30 lira diyorlar. Hani 20 lira 30 lira ne olacak demeyin. Böyle 10 bin kişiden toplasa ev parası. Bu da diğer bayağı giden bir dolandırıcılık şekli. Dördüncü sırada çakma giyim ve çakma ayakkabı storları var. Yani replika satmıyorlar. Direkt satmıyorlar yani. Böyle adamlar bir yerlerden fotoğraf bulmuşlar, kopyalamışlar hepsini. Sanki böyle bir ayakkabı store'u veya giyim mağazası gibi bir profil oluşturmuşlar. Atıyorum ederi piyasada 300-400 lira olan şeyler işte 50 lira, 150 lira, 200 lira. Bu paralara satıyorlar ve diyorlar ki hani kapıda ödeme güvenceniz var. Böyle bir güvence yok onu söyleyeyim. Şeffaf kargo dışında bir güvence yok. Atıyorum işte seçtiniz bir ayakkabı, onu gönderdiler. 250 lirayı siz kapıda ödediniz. Kutuyu aldınız, kapıyı kapattınız, kutuyu bir açtınız. Ne oldu? Lastik bir papuç çıktı içinden. Siz o kargoyu açtığınız anda gidip paranızı kargo firmasından geri alamıyorsunuz dolandırıldım diye. Kargo firmaları hiç umursamıyorlar bile onu. O kendi parasını alıyor, yoluna bakıyor. Zaten kapıda ödeme sistemi kargo firmaları için gayet karlı bir şey. Yollanan ürünün belli bir bedelini kendilerine alıyor. O yüzden hiç gözünüzün yaşına bakmazlar. Bu arada kargo firmaları da kimlerin dolandırıcı olup olmadığını da çok iyi biliyorlar. Bunu da söyleyeyim. Kapıda işte kargocu varken yanımda açayım da diyemiyorsunuz. Açmak için ödemeniz gerekiyor
parayı. Yani anlayacağınız bu bir dolandırıcılık sistemi ve kapıda ödeme bir güvence değil. Şeffaf kargoysa, kutuyu da saymıyorum bu arada. Hani direkt ayakkabıyı birebir görebiliyorsanız biraz daha güvenceli. Ama tabii ki orijinal diye alıp çakma olma ihtimali de var. Bu noktaya da değineyim. Instagram'da orijinal barkodlu bilmem ne diye satılan ayakkabıların hepsi çakma. Hepsi. Yani işte yok mağazaları var bilmem ne. Mağazası olup olmaması orijinal olduğunu göstermez. Çin'den toplu olarak getiriyorlar. Yok işte telefonu okutunca barkodu Nike'ın sitesine atıyor vesaire gibi şeyler olabilir ama o barkodu zaten kopyalamak, klonlamak zor bir şey değil. Bu da bir orijinallik garantisi değil. Bunun için apayrı uzun bir video yaptım. Yukarıda çıkacak. Onu izleyebilirsiniz ama bu video bittikten sonra izlerseniz sizin için daha yararlı olur. Yine diğer çektiğim bir video sahibinden.com'daki Nijeryalı dolandırıcılar. Bunu çok hızlı bir şekilde geçeceğim. O videoyu da bulabilirsiniz. Onu da yukarı koyayım. Sonra izlersiniz. Bir ürün koyuyorsunuz. Atıyorum PlayStation 5 satıyorsunuz. İlana yazıyorlar direkt. Bu arada ceket falan bile koysanız ona bile yazıyorlar. İşte yabancı bir isim yazıyor. İngilizce yazıyor size. Genellikle de asker oluyor bu şahıs. İşte böyle böyle ben Adana İncirlik üstünde veya Türkiye'nin başka bir yerinde askerim. Amerikan askeriyim. Hatta komutan falan oluyor. İşte böyle böyle bir arkadaşıma hediye almak istiyorum. Arkadaşım Nijerya'da asker, görev yapıyor. Ona yollamak istiyorum. Hani işte o pazarlık bile etmiyorlar zaten. Koyduğunuz parayı okeyliyor. Diyor ki hani ben kargo parasını da ben karşılayayım. Nijerya'ya buradan 500 lira falan tutuyor. Onu da ben ödeyeceğim diyor. Ondan sonra işte böyle yalandan banka dökümleri vesaire falan bir şeyler atıyorlar size mailden. Gayet böyle korumsal halde. Zaten videoyu izlerseniz orada 13-14 dakika boyunca anlattım bunu. İnsanlar kanıp ürünlerini kendi ceplerinden de ödeyip kargosunu yolluyorlar ki para gelsin diye bekliyorlar. Maalesef olmuyor. Gönderdiğiniz şeyle kalıyorsunuz. Binlerce kişi benim o çektiğim video sayesinde dolandırıcılıktan kurtuldu. Çok yazan oldu bana. Oradan biliyorum. Siz de lütfen buna dikkat edin. Elinize parayı almadan veya garantinizi almadan hiçbir şekilde ürününüzü kimseye yollamayın. Geldik 7. sırada. İkinci el alışverişteki kaporacılar. Ayakkabı, kamera, araba, genellikle arabada ve evde yapılır bu. Atıyorum sahibinden.com'da bir tane araba ilanı gördünüz. Atıyorum Seat Leon. Normalde Eder'i ikinci el 120 bin lira piyasada. Adam 100 bin liraya koymuş. E tabi çılgın favoriye eklenme var orada. Görüyorsun orada 400 tane favorisi var ilanın falan. Acil falan da yazıyor bu arada. Hemen düşüyorsunuz, yazıyorsunuz işte böyle böyle. E kardeşim yazan çok var bilmem ne işte. Kaporayı yolla senin için tutayım. Kapora ne kadar? 500 lira, 100 lira. Ne kadar koparırsa? 1000 lira. Siz onu havale yapıyorsunuz. Hadi bakalım. Nanay. Öyle neleri neleri tokatlıyorlar. Yani hatta geçenlerde habere çıkmıştı. Bir kişi yine sahibinden.com'a bir tane araba ilanıyla 121 bin lira tokatlamış. Bir ilanla. Yani bunun içinde 100 lira yollayanı da var. 500 yollayanı da var. Öyle öyle kimden ne yolluyorlarsa topluyorlar. Sonra ilanı silip kaçıyorlar. Bunu yapmayın. Dediğim gibi yine tekrar oraya geliyorum. Bir ürün ucuzsa orada bir bokluk vardır. Bunu unutmayın bakın. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Buna da güvenmeyin yani. Neyse geçiyorum diğer bir dolandırıcılık çeşidine. Genellikle erkeklerin başına geliyor bu. Yurt dışından bir tane hatun yazıyor size. Bu arada gerçek bir kişi oluyor genellikle. Hani görüntülü falan görüşüyorsun. Bir ay, iki ay konuşuyorsun. Tabii ki İngilizce işte kimisi translate kullanıyor falan. Öyle çat pat anlaşıyorsun. Veya diyor ki işte şurada yaşıyorum. Göçmenim bilmem ne biraz Türkçesi var gibi konuşuyor size. Bazen de öyle oluyor. Genellikle de Bulgar oluyor bunlar. O şekilde konuşuyor. Görüntülü konuşuyorsun dediğim gibi. İnanıyorsun tamamen. 1,5-2 ay flört etmişsin. Kız diyor ki Türkiye'ye gelmek istiyorum. Seni görmek istiyorum falan. Senin de libidon tutuşuyor tabii. İşte benim param yok falan. İşte pasaport çıkartmam lazım. Uçak bileti almam lazım gibi gibi. Sana çıkartıyor 3000 lira hesap. Sen de konuşmaya devam ediyorsun o süreçte. Ya diyorsun ki bu kız gerçek. Yalan değil. Bir anda böyle aşka gelip atıveriyorsun o parayı. Sonra hadi Allah'a emanet. Hani böyle bu paralar için bu arada gerçekten o kadar uzun süreli sizinle iletişimde kalıyorlar ve yurt dışında olduğu için hiçbir şey de yapamıyorsunuz hukuksal anlamda. Ya bu arada bir tek sizle konuşuyor diye düşünmeyin. Bu sırada 10-15 kişiyle konuşuyor ve ayda her birinden 3'er bin koparsa ayda 50 bin lira gibi bir paraya denk geliyor. Ki emin olun zaten izliyorsunuz Müge Anlı vesaire diye tahmin ediyorum. Nasıl dolandırıyorlar insanları. Ya bir tane kadın 20 tane adama evleneceğim vaadiyle kandırıyor bu ülkede. Ya bu tarz şeyler falan çok anormal gelmesin, çok fazla yaşanıyor. Bu da bir dolandırıcılık çeşidiydi. Geldik en sevdiğime, cast ajansları. Cast ajansı nedir? Oyunculuk, reklam için size işte iş bağlayan firmalar, ajanslar. Bir anda böyle bir tane güzel bir Instagram sayfasından ajans olduğunu görüyorsunuz. Oradan DM geliyor size. İşte böyle böyle atıyorum adınız Faruk. İşte Faruk Bey Instagram'da size denk geldik. İşte biz şöyle şöyle bir ajansız, reklam yüzleri arıyoruz veya diyor ki işte Çukur dizisi
dizisinde oynayacak yardımcı oyuncu arıyoruz falan filan. İşte araştırma yaptıklarını söylüyorlar vesaire. Hani düşünür müsünüz diyorlar. Adam Çukur'da oynayacak. Yani düşünür müsün? Düşünmezsin bir dakika. Hemen atlıyor tabii, vaat ettikleri paralar da güzel. Neyse diyorlar, işte sizin bilgilerinizi alalım falan. Böyle kişisel bilgilerinizi almıyorlar bu arada. Yani TC'nizi falan almıyorlar. İsim, soyisim, telefon. Basit şeyleri istiyorlar. Hemen atıyorsunuz işte yaşınız, boyunuz, fiziksel özelliklerinizi istiyorlar. Aradan 10 gün, 15 gün geçiyor. Tekrar size telefondan dönüş yapıyorlar. Diyorlar ki işte Faruk Bey, böyle böyle biz bir liste yapmıştık. Liste arasından size uygun gördük. Bir katalog fotoğraf çekimine ihtiyacımız var. Onun için işte şuraya gelir misiniz? Heyecanlanıyorsun tabii, bilmem ne. Hemen vesaire diyorsun. Abi gidiyorsun o fotoğraf çekimine. 150 lira, 200 lira, 100 lira senden ödeme istiyorlar fotoğraf çekimi için. Sen de orada bayılıyorsun o parayı. Sonra bir daha ne arayan var ne soran. Seni de bir fotoğraf stüdyosuna götürüp fotoğrafını çektiriyorlar bu arada. Hani ajansın varlığı zaten ortada yok. Fotoğrafçı adam da ben tanımıyorum deyip geçiyor. Sonra verdiğiniz parayla kalıyorsunuz. Kimisi de hiç böyle buluşma falan da ayarlamadan direkt EFT havaleyle istiyor. Genellikle de böyle oluyor bu arada. Yani sizin umutlarınızla oynayıp hayal kurdurup bir anda böyle sizi yere çakıyorlar. Paranızı da alıyorlar. Yani çok büyük meblağlar değil ama çok yaygın bir dolandırıcılık çeşidi bu. Yani milyonlarca insan var. Instagram'da size denk geldik. Bir de Çukur'da oynatacağız sizi. Yani biraz mantık ararsanız zaten hepsinin böyle açıkları var. Biraz düşünürseniz anlarsınız. Bu arada videonun en sonunda biraz daha detaylı bir dolandırıcılık çeşidine değineceğim. Bir takipçimin başına gelmiş. Baştan sona ekran görüntüleriyle size göstereceğim ve buradaki açıklar neler onları da anlatmaya çalışacağım. En hızlı geçeceğim dolandırıcılık çeşidine geleyim. Prens dolandırıcılığı. Belki biliyorsunuzdur. Özellikle de bize, daha doğrusu takipçisi olan insanlara daha çok geliyor bu mesajlar. Mail olarak atıyorlar. İşte ben diyor, atıyorum Sudan prensiyim. Böyle böyle. Ülkemde iç karışıklık var. Ülkeden kaçmam lazım ve devlet varlıklarıma el koyacak. O yüzden paramı dışarı aktarmak istiyorum. Atıyorum işte 100 milyon dolar param var diyor. İşte bunu senin hesabına aktarırsam %20'si senin diyor. Türkiye'ye geldiğimde senden alırım diyor. Şimdi böyle dediklerinde siz tamam diyorsunuz. Okey, inandınız. Nasıl yapacağız vesaire diyorsunuz. Diyor ki işte böyle böyle, hani senin banka bilgilerin falan lazım bana. İşte bir de hani hesabının doğru olduğunu anlayabilmem için işte hani göstermelik bir 100 dolar bu hesaba at diyor. Hani gerçekten banka bilgilerinin sana ait olduğunu anlayabilmem için gibi. Bu şekilde bir oyun yapıyor size. Siz de diyorsunuz 100 dolar mı 20 milyon dolar mı falan, böyle bir kafa hesabı. Ondan sonra pıt 100 doları atıyorsunuz. Bu arada atanlar da var ki yıllardır devam ediyorlar. Bana haftada bir iki tane prensten mesaj geliyor. Yani bunda da bir mantıksızlık var bu arada. 100 milyon dolar para transferi olacak yurt dışından EFT ile. Devlet buna hiçbir şey demeyecek. He. Yani olmayacak bir şey bunlar bu arada. Onu da söyleyeyim ya. Bir bankanın bile çok net bir şekilde fark edeceği bir işlem bu. Ki bu belli meblağlarda devlete bildiriliyor. Bu bahsettiğim 100 bin dolarlarda falan bu arada bu meblağlar. Yani 100 milyon dolara banka müdürleri falan toplanır yani. Bu da böyle bir dolandırıcılık çeşidi. Şimdiki dolandırıcılık sizin başınıza gelmeyebilir bu arada. Genellikle içerik üreten, belli bir kitleye sahip olan insanların başına geliyor. Biliyorsunuz YouTube'da, Instagram'da birçok kişi hesabını çaldırdı. Çaldırmaya devam ediyor. Bunu nasıl yapıyorlar onu da anlatayım. Bana da bu arada günde 2 tane falan bu tarz mail geliyor. Günde 2 tane diyorum bu arada. Tabii çoğu spam'e düşüyor bu arada. Yani 10 tane falan geliyordur. 2 tanesi inbox'a, yani gelen kutusuna düşüyor. Nasıl oluyor bu? Atıyorum çok bilindik bir firma. Atıyorum işte bir tane VPN firması. Bu arada Spotify'dan bile size reklam gönderebilirler. Onu söyleyeyim. Reklam dedim. Sizle işbirliği yapmak istiyoruz diye bir mail atıyorlar. İşte atıyorum XVPN. XVPN diye bir VPN firması var ve çok ünlü bu arada. Bana ondan da geldi. İşte diyorlar böyle böyle, biz XVPN'den yazıyoruz size. İşte böyle bir tanıtım videosu istiyoruz. Kanalınızı inceledik, çok beğendik vesaire. Güzel güzel yazıyorlar. Aşağıya da gerçekten XVPN'in mail adreslerini, internet sitesini falan bırakıyoruz. Sen giriyorsun, tıklıyorsun, bakıyorsun. Site gayet güzel. Firmayı araştırıyorsun. Firma da çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Uygulamayı buluyorsun vesaire. Diyorsun ki tamam, anlaşalım. Yani bu arada önerdikleri paralar da az buçuk paralar değil. Yani bana videonda bizden 1,5 dakika bahset, 1500 dolar para verelim diyorlar. Ve bu arada sen videoyu yayınlamadan ödeyeceğiz diyorlar bunu da. Sadece bize çek bunu, göster. Yayınlamadan biz sana paranı atacağız. Parayı attıktan sonra yayınlayabilirsin. Seni garanti altına da alıyor bu arada. Neyse tabii tüm YouTuber'lar düşün. Diyor ki işte böyle böyle masaüstü veya bilgisayarından sana bir link atıyor, işte bunu indirip uygulamalı olarak göstermen gerekiyor ekran kaydıyla diyor. Tamam diyorsun, veya diyor işte burada anlatman gereken şeyler yazılı olarak verdik diyor. Tıklıyorsun, indiriyorsun.
tüm senin şifrelerine, her şeyine çöküyorlar anında. Trojan gibi bir şey çıkıyor ondan ve senin tüm bilgilerin, şifrelerin onlara geçiyor ve tabii ki ne yapıyorlar? Hesabını tak diye çalıyorlar. Burada sadece normal Instagram şifreleriniz, YouTube şifreleriniz değil, kredi kartı bilgilerinize kadar erişebilirlerse erişiyorlar. Yani bu şekilde hala günümüzde milyon aboneye sahip kanallar bile bunlara kanıp maalesef kanallarını çaldırıyorlar. Bir de şantaj dolandırıcıları var. Bunu da anlatayım. Atıyorum sen porno izlemiyorsundur da atıyorum işte yazıyorlar maille sana. Bilgisayarınızın veya cep telefonunuzun kamerasından kayıt aldık. Elimizde sizin porno izlerken işte atıyorum mastürbasyon yaparken görüntüleriniz var. Hani bize atıyorum işte şu Bitcoin hesabına 2000 dolara tekabül edecek, 1000 dolara tekabül edecek Bitcoin'i yollarsanız görüntüleri paylaşmayız. İşte size yollar sileriz gibisinden konuşuyorlar ve bu arada hiçbir şekilde sizinle alakalı ellerinde böyle videolar, bilgiler olduğuna dair de bir şey paylaşmıyorlar. Sadece söylem bu. E sen de düşünüyorsun, ulan diyorsun ben yaptım bu boku. E şimdi yaysalar ne olacak falan filan. E böyle korkup veya hele ünlüysen, bir de zenginsen çat diye yapıştırıyorsun o parayı. Yani böyle bir sistem var. Bunu da yemeyin. Ellerinde olsa bile hadi bir şekilde girdiler, aldılar. Ya yaysın arkadaş ya, yaysın ya. Yani biliyorsunuz ünlülerin falan bir sürü şeyi çıkıyor. İfşasıdır veya işte telefonundan bilgilerini çalıp yayıyorlar. E bir hafta konuşuluyor sonra herkes unutup geçiyor. Şimdi bir de geldik günümüzde çok yaygın olan bir dolandırıcılık çeşidine. Kupon dolandırıcılığı. Migros, A101, BİM bu tarz böyle insanların en çok alışveriş yaptığı süpermarketlerde güya işte kupon satıyorlar. İşte 150 liralık BİM indirim çeki 50 liraya satıyor. Yani bu da mantıksız zaten. Çok güzel bir site hazırlamışlar, güzel bir sayfa hazırlamışlar falan, böyle giriyorsun, kanıyorsun bu arada. Tık kredi kartını da giriyorsun. Kuponu alıyorum diye sana bir şifre veriyorlar. Şifre de zaten geçerli değil. Giden senin paran oluyor. Bu tarz bir dolandırıcılık sistemi de var. Yani bunu yemezsiniz diye düşünüyorum ama yiyenler de varmış. Ve gelelim diğer bir dolandırıcılık sistemine. Bu arada yavaş yavaş sona geliyoruz. Bundan sonra bir dolandırıcılık daha kaldı. Ardından bitiriyorum tamamen. Sağdan soldan borç para isteme veya şöyle özetleyeyim ben bunu. Instagram hesabı çalıyorlar bir tane. Atıyorum işte bir tane normal bir bireyin 300-400 tane takip ettiği kişi var. Tanıyordu onları. Hackledikten sonra direkt işte kanka işte acil para ihtiyacım var bilmem ne. Zaten kontrol ediyorlar önceki yazışmaları. Samimiyse zaten birçok konuşması vardır. Kimin ne olduğunu oradan çıkarıyorlar. İşte ona göre bir yazım ağzıyla diyor ki işte kanka benim acil 100 liraya ihtiyacım var. İşte yok birine borcum var, acil vermem lazım onu falan. Böyle senaryolarla sağdan soldan para topluyorlar. Size de eğer bir arkadaşınızdan, bir tanıdığınızdan böyle bir mesaj gelirse öncesinde kendisini cep telefonundan bir arayın. Hani haberi var mı yok mu bunu öğrenin. Bu tarz böyle çok güzel para toplayan insanlar da var. Şöyle bir olay da oluyor bu arada. Atıyorum güzel bir kızla konuşuyorsunuz veya yine tekrar bir tanıdığınızın Instagram hesabı çalınmış. Sana işte bir şey atıyor. Ya diyor buraya diyor yorum yazar mısın falan ve senden bir şey yapmanı istiyor. Tıklıyorsun sen o linke. Kısaltma link zaten o. Hiçbir problem gözükmüyor. Basıyorsun tık. Karşına Instagram oturum sayfası açılıyor. Instagram'a giriş yapman gerekiyor o işlemi yapabilmen için. E sen de oraya kullanıcı adı, şifreni yazıyorsun. Tıklıyorsun, tıklıyorsun, girmiyor. Bu tabii ki bir panel, daha doğrusu bir paravan. Sen oraya bilgilerini yazdığında tık, o paravanı oluşturan kişiye senin Instagram kullanıcı adın ve şifren gidiyor. Zaten genellikle bu işleri mobilden yaptığınız için de üstteki linke falan dikkat etmiyorsunuz. Bu şekilde böyle binlerce kişinin Instagram hesabını çalıyorlar ve bu tarz dolandırıcılıklar yapıyorlar. O yüzden dikkat edin. Her linke de tıklamayın. Evet, şimdi gelelim bahis dolandırıcılığına. Benim bir takipçimin başına gelmiş ve çok değişik bir dolandırıcılık şekli. Öncelikle şuna da değinmek istiyorum. Yok işte iddia kuponu satıyorum, yok maç satıyorum falan. Bunların hepsi tokatça dolandırıcı. Onu da söyleyeyim. Kimse yani tutacağına emin olduğu şeyi parayla satmadı. Zaten kendisi oynar, paraya para katlar. Ha tamam evet yine satıp daha fazla para kazanabilir ama hiçbir şey kesin değildir. Yani bu bir bahis oyunu. Kesinliğini biliyorsa abi evi barkı satsın, tefeciden 1 milyon TL alsın yine koysun üstüne. Katlaya katlaya gider o parayı. Yani kupon satma bilmem ne insanların umutlarıyla oynuyorlar. Evet bak bu kuponlar tutabilir bu arada. Ama diyor ki kesin tutacak kardeşim. Bir de öyle konuşuyorlar samimiler. İşte 200 liraya kupon satıyorum diyor ki 1'e 150 veriyor kesin garanti. E sen de bayılıyorsun parayı bir umut. Borcun harcın var. Katlayıp o borçları kapatmak istiyorsun. Sana bir kupon veriyor. Kupon yatıyor. Bir daha ulaşabilirsin. Ne telefon var ne bir şey. Instagram'dan yazılmış. Telefon olsa bile WhatsApp'tan da engelliyor. Aradığında da o telefonun sadece WhatsApp'a açık olduğunu anlıyorsun. Yani telefon kapalı. İnternet üzerinden WhatsApp'ı kullanıyor sadece. Yani o yüzden böyle kupon alma şeylerini
yerlerine falan gelmeyin. Yani böyle kolay para kazanma yöntemi olsa emin olun kimler kimler zengin olurdu. Hani öyle masalara paraları yığıyorlar. Yok Erdem abim sağ olsun tüm borcumu ödedim. İşte ev aldım, araba aldım vesaire. Hani bunlar yapılabilecek şeyler ya. Alcan 100 bin lira nakit parayı koy. 10 farklı yere koy. Lüks bir araba da bul. Onun içine de koy. Orada da çek. Sana sınırsız video. Oraya da yazıyorlar bir tane kağıda kurşun kalem ne yazmış işte Instagram hesabının adını. Koymuş oraya. O para nereden geliyor söyleyeyim mi? Seni beni tokatlayarak geliyor. Zaten o adamlar herkesi tokatlayarak zengin hale geliyorlar. Neyse konumuza dönelim. Ben sinirleniyorum buna bu arada. Çünkü umutla oynamak gerçekten çok kötü bir şey. Şimdi bir arkadaşımızın başına gelmiş. Yine kupon veren biriyle konuşmuş, anlaşmış vesaire. Bu arada adam para istemiyor. Kuponu yapmak için para istemiyor. Arkadaşa kuponu veriyor. Bir tane maç. Hatta ekran görüntüsüyle gidelim. Arkadaş sağ olsun ulaştı bana. Telefonda falan da görüştük. Tüm böyle ekran görüntülerini falan da attı bana yardımcı olsun diye. Şimdi gelelim. Instagram'da denk gelmiş. Şöyle bir adam. Serdar Bozkurt resmi. Abi yaklaşıyorsun. Profil fotoğrafında Nick Bateman var. Çok ünlü bir adam. Yakışıklı, manken bir adam. 10.000'de takipçisi var. Altın kural takip et, mesaj at. Bakın bu adamın güveni şuradan geliyor. Adam sizden para istemiyor. Sana maçı bedavadan veriyor. Hemen onu da açalım. Arkadaş yazmış. Nasıl para kazandıracaksınız diye. Ne kadar ihtiyacın var kardeşim diyor. İşte 45.000 TL kredi borcum var demiş arkadaş. Günüm banka kuponu vesaire. Ücretsiz mi vereceksiniz? Hiç iddia oynamadım hayatımda demiş. Sağ olsun reis de bedavadan maç veriyor. Bir tane maç. Hatta onu da bulayım. Buldum. Real Pilar Midland diye bir maç. Sanıyorum İspanya 3. lig falan, tam emin değilim. Böyle bir maç. Tarih, saat vesaire yazıyor. Akşam 9'da 11 Nisan 2021 tarihinde maç oynanacak. İlk yarı ve maç sonucu oynamış. İlk yarı 1, ikinci yarı 2 oynamış. 96.26 oran veriyor. Yani 100 lira bassan bile 10 bin lira para kazandırıyor sana. Bedavadan attı bunu. Ondan sonra tam sağlam yerine geleceğim bu arada. Neyse maçı atıyor, buyur kardeşim diyor. Tek maç, oynadığın site var mı vesaire diyor. Yok, nereden oynayabilirim? Önerim var mı diyor. Bir tane site atıyor. Toribet365.com diye. Ben bu siteden oynuyorum diyor. Şimdi şöyle, bu arkadaşımızın hatası şu olmuş. Adamın yönlendirdiği yerden oynamış. Öncelikle Maçkolik vesaire. Ya şimdi reklam yapmayalım. Birçok böyle bahis sitesi var. Bilindik. Uzun yıllardır devam eden. Bir maça bakması lazımdı. Bu arada ben bu maçı araştırdım. O tarihte öyle bir maç yok. Yani fiksürlerine falan da baktım. Hiçbir şekilde o tarihte öyle bir maç oynanmamış. İki takımın da ayrı ayrı bu yılki fiksürlerine baktım. İkisinin de 11 Nisan'da maçı yok. Hani yani adam kimse işte bu takımları bilmiyor diye. Dediğim gibi 3. lig falandır bunlar. Oraya bir tarih saat atıyor işte. Maç sonucu bilmem ne. Yönlendirdiği siteye gidip de arkadaş oradan gerçekten o panelden oynuyor. Orada maç var. Giriyor, oynuyor. Atıyorum işte 100 lira yatırdı diye hatırlıyorum. Pardon, 100 lira yatırıyor. Bir de site güya kampanyası varmış. Senin paranı ikiye katlıyor. 200 lira para. Bir de sen burada 96 oran bilmem ne falan. İşte 19.200 lira gibi para gösteriyor. Neyse maç olmadığı için maçı bir yerden takip edemiyorsun. Diyorsun ki işte bilmem kaçıncı lig, herhalde o yüzden yok maç falan. Orada zaten siteden takip edebiliyorsun. Bir şekilde öyle böyle iki tarafta gol atıyor. İlk yarı 1, ikinci yarı 2 bitiyor maç. Ve 19.000 küsür lira senin hesabında gözüküyor. Şimdi olay şurada başlıyor. Gerçekten arkadaşımız maçın tuttuğunu sanıp parasını çekmek istemiş. 19.200 lira. Gerçekten müthiş bir rakam. Hem de tek maçtan. Bu arada arkadaşımızla da konuştum. Onun için de üzüldüm. Gerçekten onun da böyle borcu varmış yazdığı gibi. Hani son umut böyle girmiş bu işe. Ama neyse ki erken uyanmış. Daha fazlasını da kaptırmamış. Bu arada söylediğim gibi tekrarlıyorum. Öyle bir maç yok. Orada size maç varmış gibi iki tarafta aralıklı gol atıyor bilmem ne. Bir şekilde onların verdiği sonuçta bitiyor. Bu arada adamın profilini de göstereyim. Adamın profilinin açık hali. Bu şekilde böyle postlar paylaşıyor. Bak paylaştığı şeye bak. Abi bak Nick Bateman ya. Bunu çoğu kişi bilir. Özellikle de kızlar daha iyi bilir. Yani ben de takip ediyordum zamanında bu adamı. Bayağı ünlüydü 2-3 sene önce. Hala ünlü gerçi de. Eskisi kadar popi değil herhalde. Şimdi arkadaşlar para çekme bölümüne geliyor. Sonra bir şekilde IBAN bilgisini falan her şeyine giriyor. Bir şekilde parayı çekemiyor. Sonra o sitenin canlı desteğine yazıyor ve hemen biri dönüyor. İşte yazmış, para çekme talebim reddediliyor. Nedenini öğrenebilir miyim diye. İşte ilk çekim talebiniz olduğundan tüm bakiyenizi çekmeniz gerekmektedir bilmem ne vesaire. Kullanıcı adınız ve miktar. Böyle böyle sorular soruyor. Biraz karışık atmış bu arada. He, kontrol sağlıyorum falan diyor. İşte paranızın çıkışını onaylıyor musunuz falan diyor. Arkadaş da onaylıyor. İşte biraz bekletiyor. Para çıkışınız
onaylanmıştır diyor. EFT şirketi tarafından, EFT şirketi neyse, Swift işleminiz bulunmaktadır diyor. İşte Swift ödemesi tek seferlik bir ödemedir. Sonraki çekimlerde herhangi bir ödeme yapmadan çekim yapabilirsiniz. Carchurt bir şeyler söylüyor. Credit Westbank, Kıbrıs bilmem ne bir şeyler yazmış. Uluslararası banka transfer ücreti olan 1870 TL'yi yatırmanız durumunda ödeme 10 dakika 30 dakika içerisinde hesabınıza aktarılacaktır diyor. İki tane yalan var burada. Birincisi, uluslararası transfer ücreti bankadan bankaya değişir. 25 dolarla 30 dolar arasındadır. Daha fazlası yok. 1870 TL çok kıyamet bir rakam bu arada. Ve 10 dakika 30 dakika arasında hesabınıza yansıyacaktır diyor. Bu da çok mümkün değil. Yurt dışından Swift olarak gelen paralar bu kadar kısa sürede yatmıyor. Böyle böyle yazmış. Sonuç olarak bir para yatırmasını istiyorlar. Daha önce böyle bir problemle karşılaşmadım diyor. Daha öncesinde bahis oynamış bu arada. Oynamamıştım demişti. İşte efendim EFT şirketi tarafından istenilen işlemdir. İşlem tarafımızdan istenmiyor falan yazmış. Arkadaş da mantıklı olarak hesabımdaki paradan 1870 TL'yi oraya verip kalanını gönderemiyor musunuz diyor. Çok mantıklı. Böyle bir işlem yapamıyoruz efendim. Bu parayı nereye yatıracağız peki demiş. İşte banka bilgisini soruyor bu arada. İş bankası yazmış. Tüm bilgileri atmış. Sezer Yılmaz diye bir adamın hesabı. Ondan sonra arkadaş da şey yazmış sonrasında. Parayı yatırırken de bu hesaba para göndermiştim. Yani bahis sitesine para yatırırken, 100 lira yatırırken yine aynı IBAN'ı vermişler. Salaklık bu tamamen yani. Dolandırıcıysan tam yap değil mi? Bu kadar böyle kurmuşsun sistemi, canlı desteğine kadar yapmışsın. Efendim aktarım hesapları EFT şirketine aittir diyor. Zaten sizsiniz o şirket. Bu arada bir sürü de bilgi yolluyor işte. Bu kadar para çekmeye çalışmışsınız, bakın reddedilmiş falan filan, hani yatırmanız gerekiyor bu parayı diye. Daha çok böyle oynuyorlar. Zaten o yapılan işlemi görmeleri çok normal. Zaten site paravan ve hepsini görüyorlar yapılan işlemlerin. Öyle böyle koparmaya çalışmışlar anlayacağınız. Arkadaş da yememiş. İyi ki yememiş. Sonra işte bana yazıyor. Ben de bu videoyu çekmeyi düşünüyordum. Üstüne tuz biber oldu diyelim. Hemen işte telefonlaştık falan, bana durumu telefonda izah etti. Sonra ekran görüntülerini attı. Çok sağlam bir dolandırıcılık çeşidi bu arada. Bayağı beğendim demeyeyim de çok böyle detaya girmişler. Böyle salak salak hatalar yapmışlar. Aynı IBAN'ı niye verirsin değil mi? Adam yatırmış zaten bir kere parayı. Şimdi akıl vermek gibi de olmasın da. Yani anlayacağınız, dolandırmak için neler neler yapıyorlar. O Nijeryalı dolandırıcıları izlerseniz zaten orada da çok detaylı bir işlem var. Anlarsınız demek istediğimi. Jet Fadıl'ı ben alalım mı ya? Evet, buradan da Jet Fadıl'a, Sülün Osman'a selam olsun. Abi adam Galata Kulesi'ni satmış ya. Bilmem ne Boğaz Köprüsü'nü satmış ya. Kendisine buruna gelen adamları ev satıp gönderen bir adam yani. Öyle bir seviye yani. Saygılar. Gerçekten saygılar. Bir de şimdi Tosuncuğumuz var. Şimdi bir de günümüzde Todex var. O daha şeye bağlanmadı ama büyük ihtimalle patlattı gitti. Evet, ağzım dilim kurudu. Şu an 1 saattir kamera açık. Bilmiyorum 40 dakika mı olacak bu video, yarım saat mi olacak? Helal edin. Çünkü anlatmak istiyordum. 2 part halinde de yapabilirdim ama eğer dediğim gibi sizlerden gelirse farklı dolandırıcılık çeşitleri, bir ikincisini daha çekeceğim. Ama genel hatlarıyla dolandırıcılık işleri bu şekilde. Manyak dolu, tokatçı dolu. Biliyorsunuz Türkiye zaten o konuda gerçekten ünlü bir ülke. Zeki bir milletiz bu arada, onu da söyleyeyim. Hem kurnazımız çok hem safımız çok. Böyle iki tarafta geçinip gidiyor bir şekilde. Tam kapanışı yapıyordum. Son cümlelerimi söylüyordum ki kameranın şarjı bitti. Şunu da eklemek istiyorum. Kenarda Telegram adresim çıkacak. Daha doğrusu Telegram kanalım. Onu takip edebilirsiniz. İndirimleri, kampanyaları veya sevdiğim ürünleri paylaşıyorum. Yaklaşık 10.000 kişilik bir ekip olduk. Aşağıda Telegram kanalımın linki var. Bir göz atarsan sevinirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi başınıza gelen internet dolandırıcılıklarını aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.